Tabii bugün çok önemli. Özellikle Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anıyoruz biliyorsunuz 8 Mart'ı. Biz de alışveriş merkezi olarak burada hem ziyaretçilerimizi bu anlamlı günde o günlerini kutlamak için ufak hediyelerle ve hem de burada gördüğünüz gibi desteklediğimiz Bakırköy Kadın Futbol Takımı oyuncuları, başkanı ve antrenörleriyle birlikte küçük bir etkinlik yapıyoruz. Onun için oldukça mutluyuz. Öncelikle Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bütün kadınlarımıza buradan şükranlarımı iletiyorum. İyi ki kadınlar var bu dünyada. Güçlü kadınlardan da ben güçlü Bakırköy Kadın Takımı oluşturdum. Bütün yöneticilerim bayan. Bayan yöneticilerim de burada. Ben bu arada bulunduğumuz bu güzel AVM'nin Karıta ailesine, özellikle Yüksel Mermer Beyefendi'ye ve ekibine, çalışanlarına, müdürlerine, artı Tahsin Bey çok ilgileniyor Tahsin Bey'e. Şükranlarımı iletiyorum. İyi ki bize inandılar. İyi ki güçlü kadınlarımıza inandılar. Onlar inandıkça biz başarıyoruz. Gerçekten kadınlarımızın yapamayacağı hiçbir şey yok. Güçlü kadınlar bu dünyada gerçekten egemen olacaklar. Bundan hiçbir kuşkum yok. Ben tekrar tekrar Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kocaman alkışlıyorum kızlar sizleri. İyi ki varsınız. İyi ki benim takımda oynuyorsunuz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinizi inanılmaz derecede şükran duyuyorum. Başarımız bizim daim olacak. Ben tekrar tekrar bulunduğumuz AVM'ye çok çok teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bakırköy'ün emekçileri çok çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün sadece futbol ve spor için değil, Dünya Kadınlar Günü için bir aradayız. Biz sahada da mücadele ettiğimiz kadar hayatın her alanında aslında birlikte mücadele ediyoruz. Bugün aslında Kadınlar Günü kutlama günü değil de bir aslında mücadele günü diyebilirim ben. Yani söyleyebileceklerim bu kadar. Karuzel'e de çok teşekkür ediyoruz bizlere böyle güzel olanaklar sağladığı için. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Biz de size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Son maçta 3-0 yenilmiş olabiliriz ama sezon başından itibaren yani güzel bir performans yakaladık. Bir önceki Çanakkale maçından sonra deplasmandan yani. Ondan beri kazanma serimiz de vardı. Bir talihsizlik oldu. Yani normal şeyler bunlar. Kadın futbolunda, futbolda çok normal şeyler. Yani diyeceğim sene inşallah bizim için daha iyi geçecek ve birincilik için performansı daha saygılayacağız. Daha sene bitmedi. Playofflar var. Tabii ki playofflar var. Daha belli olmadığı için yani diyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Duygularını alalım Esma. Merhaba öncelikle. Şöyle söylemek isterim ki biz kadınlar gerçekten çok güçlüyüz ve cinsiyetin sporda da olmadığını bugün de yansıtıyoruz yine. Buradayız Karusel'le birlikte. Takım arkadaşlarım ve ben bir etkinliğe geldik bugün. Kadınlar gerçekten her yerde gerçekten çok güçlüyüz. Branşlarımız, kadın branşlarında da çok güçlüyüz. Söylemek istediklerim bunlar. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Ya ben şöyle söyleyeyim, hem anne, hem ev hanımı, hem işçi, hem emekçi. Yani kadınlar her yerde. Evet. Güçlü kadınlar her yerde. Ben de buradayım. Şenol Hanım'la çalışıyorum. Siyasetteyim, işte muhtarlıktayım, Kızılay'dayım. Yani her yerdeyim. Güçlü kadın böyle demektir. Hem kadınlar anne, her yerde. Kadınlar her yerde. Tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günümüzü kutluyorum. Ve şöyle söylemek istiyorum. Kadının gücü toplumu yaratır. Kadının gülüşü dünyaya gülücük, neşe getirir. O yüzden emek veren tüm kadınların, emekçi kadınlarımızın, çalışan, ev hanımlarının, herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Ve saygı sevgi içerisinde devamlılığını diliyorum. Evet, bugün burada çok güzel bir etkinlik için toplandık. Kadınlarımızın güç demeyelim de güce ihtiyacı yok. Onlar zaten doğuştan güçlüler. Bir aile danışmanı olarak kendilerini keşfettikleri, kendilerini anlamlandırdıkları, ruhlarını, bedenlerini, bakışlarını, her şeylerini keşfettikleri güzel bir güne başlamış olmalarını diliyorum.